Herkese tekrardan selamlar efendim. Gökhan ve Snakes'in oyunuyla devam ediyoruz. OGS'den oyun kayıtlarını alıp KGS'ye atınca niyeyse seviyeler bir anda 19-20 kuyulu olmaya başlıyor. Onu anlamadım. Keyma ve Sansan. Yukarıda böyle bir Joseki oynuyoruz. Her şeyi açtım mı? Kayıt tamam. Discord tamam. Okey. Köşeyi koruduk. Ve base'imizi yaptık. Yaklaştık. Yine köşeyi koruduk. Ve bu Joseki'ye giriyoruz. Bağladık. Ve siyah yukarı ittirdi. Ve pip. Aynen bu şeklin hayati noktalarından. Siyahın iki seçeneği var. Bağlayabilir veya zıplayıp yukarıdan beyazı içeri kapatmaya çalışabilir. Bağlamış siyah. Ve beyaz da şimdi alt kenara doğru kurulmaya başlayacak. Ve bu hamleyi seçmiş. Bir tane daha yakın olabilir. Daha yakın olması daha iyi. Mesela beyaz direkt Kosumi de yapabilir. Neden? Çünkü siyahın grubu pek yaşamıyor. Köşede bir gözü var sadece. Ve o yüzden kaçacak. Mesela zıpladı. Beyaz sağlam bir şekilde alt kenara kurulabilir. Ama böyle olduğu zaman şimdi biraz siyah buraya oynamış. Biraz daha rahat diyebilirim siyah. En azından böyle olsa beyazın şimdi o kadar da sert bir hamlesi yok siyah. Yine beyaz aşağıdan bağlanabilir. Bu bir tık rahatlatıyor siyahı ama hala beyazın yapabileceği şeyler var. Mesela aşağıdan bağlanabilir. Atıyorum böyle bir varyasyon oynanabilir. Beyaz biraz aşağıda sıkışık. Ama siyahın da duvarı süper etkili gözükmüyor. İki kenarda da beyaz rahat çünkü. Beyaz için kabul edilebilir o yüzden bu. Siyah kesmeye kalkarsa beyaz kesti. Atari çekince ne yapıyoruz? Dış tekrar atari. Siyah yedi atari. Siyah bağlarsa şimdi tam bağlayamayız şeklimizi çok fazla kesme noktası var. O yüzden mesela böyle kaplan ağzı yapabiliriz. Siyah keserse tepeden döndük. Siyah o yüzden bir taşı almakla uğraşmaktansa grubun tamamına bağlan saldırmaya devam. O zaman da beyaz yani devam edebilir. Oyunda beyaz buraya oynamış. Ve zıplamış. Beyaz direkt de zıplayabilir. Ve devamında buradaki ajileri elinde tutar. Mesela beyaz böyle de oynayabilir. Kosumi ile dokunursa, siyah tepeyi kapatırsa aşağıdan bağlanabilir. Siyah bölerse beyaz da böldü. Şimdi siyah böyle birinci sıradan bağlanacaksa tamam bağlansın. Çok da önemli değil. Çeşitli ajiler var ama bu değişim bütün her şeyi bitiriyor. Siyah artık tamamen kuruldu. A hamlesi bu kadar siyahı güçlendirmeye değer mi? Değmez. Beyaz o yüzden sonunda zıplayacaksa AB'yi yapmadan da zıplayabilir. AB'yi yapmadan zıpladığında ileride yapabileceği daha güzel şeyler var. Siyah Kosumi ve beyaz zıplayarak yapıştı. Hani ve double hane ve sürüyoruz. Bu güzel. Ve siyah buraya yapışıyor. Biraz daha doğal olanlar mesela shoulder hit veya buraya yapışma olabilir. Ama bu da okey. Beyaz hane yaptı. Duvarına doğru sürüyor siyah taşı. Güzel. Siyah uzadı ve beyaz yukarı çıktı. Siyah taşlar biraz ağır. Mesela siyah da hane yapabilir. Beyaz bağlarsa siyah da bağladı. Güçlü şekil. Beyaz keserse
Yani kolay değil. Mesela bağladığında şimdi merdiven çalışmıyor siyaha. O yüzden bu merdivenin ajisini bir şekilde kullanacağız. Nasıl kullanabiliriz? Böyle kullanırsak sol taraf hemen alan oldu. Çok da bir şey kazanmadık. O zaman mesela böyle kullanabiliriz. Atari ve uzadık. Şimdi beyaz uzadığında bu sefer iki taşı alabiliriz. Biraz daha merdiveni etkili bir şekilde tehdit ediyor siyah bu şekilde oynadığında. Böyle biraz ağır kalıyor siyah. Şimdi iki taşı kaçması gerekecek. Ve merkeze zıpladı. Bu hamle büyük. Sentemsi. Yani beyaz içeri kapatmaya kalkarsa siyah artık yaşamaya başlıyor aşağıda. O yüzden buna cevap verecek her türlü beyaz. O zaman şimdi kaçabilir. Siyah direkt zıpladığında beyaz buraya oynayabilir. Bayağı büyük. Sol taraf dördüncü sıradan komple alan oluyor. Siyahın hane yapması bile kolay değil. Kesildiği zaman iki taş gitmek üzere. Onları korursak da atıyorum yine sentesini aldı beyaz ve korudu. Siyahın yapabileceği çok bir şey yok. Böyle oynadığı zaman aynen siyah dördüncü sıradan alan yapıyor ve pardon beyaz siyahın taşları da hala zayıf. Yaşamış değil. Siyahın hala bir sürü hamle yapması gerekecek. O yüzden bu yapışma biraz uzağımsı. Mesela bu şekilde olsa siyahın taşlarıyla biraz daha birlikte çalışıyor gibi veya bu şekilde olsa siyah mesela böyle de bastırabilir beyazın sol tarafını. Oyunda siyah zıplayınca beyaz böyle bir keyma yapmış. Yani mesela neden böyle değil? Bu keyma aşağıya yakın olmasının özel bir anlamı var mı? Yoksa çünkü yakın olabilir veya böyle. Bu evet büyük. Ve şimdi siyah artık döndü. Sente de aldı ve tekrar zıpladı. Siyah grup uzun süre saldırı altında kalacak ama nasıl saldırılacağı biraz önemli bir konsept. Bakalım beyaz nasıl saldırmış. Burayı bölüyor önce bu güzel. Ve siyah buraya yapıştı. Hane uzadık ve tekrar ittiriyor beyaz. Tamam. Dışarıdan bu gruba saldırıyoruz. Ve hamlelerimiz de siyahın diğer taşları üstünde de etkili. O yüzden güzel. Beyaz bağlamayı da düşünebilir. Aşağı inmeyi de düşünebilir. Bu da okey. Siyah uzadı. Ve buraya. Yani çok tehditkar değil. Yani titretecek bir şey yok çok. Ne yaptık? Ha, cevap bile vermemişsin. Pek titretmemiş demek ki. Yani beyaz mesela burayı bağlayabilir. Burası büyük bir nokta. Burayı bağladıktan sonra şimdi artık biraz incelikler duruyor. Aynen grup çevreleniyor. Böyle bir keyma yaptık. Yani Q3'e direkt de girebilir. Mesela girse Q3'e bağlanıyor neredeyse. Yani double hane yapabilir siyah. O zaman da beyaz sente deponunu ki alıp aşağıdaki grubunu tamamen rahatlatıyor ve devam. Bu o yüzden evet yani direkt o zaman girebilir zaten. Şimdi siyah bu yöne gidiyor, beyaz da ayırıyor. Siyah devam. Beyaz pip ve siyah şekil yaparak korudu. Beyaz bir daha böldü ve siyah sonunda bu hikayenin bağlanıyor. Şimdi bu saldırıda beyazın kazandığı taşlara bakıyoruz.
Bu üç taş. Ve sağ tarafta bazı taşlar. Sağ taraftakiler okey ama bu üç taş ne yapıyor? Bir şey yapmıyor. Peki bunu nasıl değiştirebiliriz? Mesela beyaz şu an böyle zıplayacağına etraftaki siyah taşlar üstüne biraz daha etkili. Atıyorum. Mesela shoulder it. Şimdi siyah bu gruptan devam ettiği zaman beyazın devam hamlesi daha etkili. Veya siyah bunların etrafını dönsün. Siyah devam ettiği zaman beyazın şimdi daha etkili devamı var. Ama beyaz böyle zıpladığında, siyah zıpladığında şimdi bu taş bir tehdit ettiği bir yer yok, bir devam hamlesi yok. Bir hamle daha yapınca güzel bir şey elde edemeyecek. Ama buraya oynarsa şimdi siyah daha cevap vermeye meyilli. Atıyorum ittirirse zıpladık. Ortadaki gruba zarar veriyor. Ortadaki gruba döndüğünde kaplan ağzı. Tekrar bu gruptan hamle yaparsa o zaman sıkıştırmaya başlıyoruz köşeyi. Gibi diğer taşlarla alakalı olması lazım. Mesela burada siyahın bir taşının üstüne hamle yaparak ortadaki gruba baskı sağlıyor gibiydi. O zaman güzeldi. Çünkü siyah atıyorum tenik yapıp bu gruba oynarsa o zaman büyük bir devamı var. Ama bu taş evet. Pip. AB değişimi kime faydalı? Siyah için daha iyi gibi. Bağlayacağını düşündük ama aynen bağlamayacak. Tekrar bölmeye kalktık. Yani mesela siyah yapıştı, geri çektik. Ve hani ve siyah şimdi bağlanıyor. Siyahın bağlanmasına gerek var mı? Mesela pip. Eğer siyah kesip de bu iki taşı alacaksa o zaman bağlanmasına gerek yok. Beyaz korudu. O zaman mesela kestik uzadık. Oh. Beyazın mesela bu taşları ölecekse o zaman siyahın bağlanmasına gerek yok. Tamam, beyaz o zaman böyle yaptı. Bu taraftan atari. Yedik, tekrar atari. Bağlayınca mesela ne yaptı? Korudu. Pip. Korudu. Yani bu bağlanma hamlesini mümkün olduğunca yapmamak için uzun uzadıya direnmek lazım. Mesela pip. Korudu. Bağladım. Bir keserse siyahın ölmesi bayağı zor. Hatta hala beyazın bütün grubu içerideki yani siyahın bu taraflardan özgürlüğü çok daha yüksekken beyaz içeride şu an. O sebeple bu bağlama biraz süper yavaş. Siyah artık o kadar da zayıf değil. Bağlamasına gerek yok taşlarını. Bu taraflardan gidebileceği bir sürü yer var. Pip sente. Onu kesin almak lazım. Kesme var. Yani bağlamak 0 puan. Beyaz buraya yapıştı. Aşağı indik. Ve beyaz bu kesmeyi korudu. Pip ve bağladık. Şimdi pipe bağlayacaksak o zaman direkt bağlasak. Şimdi mesela siyah böyle oynadığında böyle oynar mıyız? Bu tek hamlede çözüyor. Bu ponnu ki evet. Biraz garip. Neden? Siyah pip yapınca bağlayınca boş üçgen. Bu kareli taşın orada olmasına gerek yok. Siyah sağ altı korudu büyük.
Beyaz ittirdi. Mesela beyaz girse yani siyah bağlanmak istiyorsa böyle pawn ki vermesi lazım. O zaman sadece böyle vermekten daha iyi. Bir yumruk daha giriyor beyaz içeri. Bu biraz siyahın alanını kesinleştiriyor. Beyaza da çok bir şey katmadı. Tenük yaptık. Bu da sentemsi. En azından bunu da oynayabilirdi beyaz. Aynen beyaz. Bu üç taş biraz beyazın bunları çevreleyen grubu artık güçlü. O yüzden mesela farklı şeyler deneyebilir beyaz. Yani şu an sallıyorum tamamen. Ama birazcık daha bir şekilde kapatabilir. Ajı var. Bu thank you move dedikleri şey. Siyah alanını rahatça kapatıyor. Beyaz da evet dışarıda bir şeyler kazanıyor ama yani çok limitli çünkü hemen yakında yaşayan siyah taşlar var. Beyaz ittirdi. Hani kapattık. Oh. What is this? Çok yavaş. Mesela yani bu tek taşı mı almaya çalışıyorsun? Beyaz atıyorum. Aşağıdan bağlansın. Beyaz önce yani daha hızlı oynaması lazım. B16. B16 büyük. S17 yerine. Aynen daha büyük olabilir. Yani bu da olabilir. Ya da şöyle de olabilir. Ama bu da büyük. Ama aynen beyazın zayıf grubuyla alakalı değil. Yani bu beyazın zayıf grubu ve bu grupla alakalı sıkıntılı şeyler olmaya başladığı zaman beyaz böyle hamleler yapmaya başlıyor. Böyle hamleler yapmak zorunda kalacaksak aynen baştan bunu oynamak lazım ama yine de beyaz aslında böyle bir şey oynamak zorunda değil tam olarak. B18 yapınca aynen beyaz bu kovuyu da oynayabilir. Öyle diyorsun. Aynen. Çeşitli sertlikler var. O zaman bunun yani
Hatta direkt köşeyi de alabilir. Kovaya şey yapmadan. O zaman bunun önünü tam kapatamıyor bile olabiliriz. O zaman evet daha da büyük burası. Mesela direkt bunu oynasın o zaman beyaz. Atari çekince hani. Koyu alırsa aynen burası büyükmüş. Bu evet sadece büyük. Pek sert bir devamı yok. Ama yani bu hamle kadar sıkıntı değil. Bu hamle bayağı sıkıntı. Bu hamle tek taşı almaya çalışıyor. Yani tek taşı mesela böyle de alabiliriz. Daha aktif olması lazım beyazın. Veya keyma ile bağlandık. Siyah kesmeye mi çalışıyor? Yani siyahın da işi kolay değil. Beyazı da yani öldürebilir miyiz? Kesin değil. Ama direnecek bir yolunu bulması lazım beyazın. Buna gidiyor hep elim. Yani siyah cevap bile vermedi. Kesti. Ne taraftan koruyalım? Genelde bu taraftan koruyoruz. Çünkü bu taraftan koruduğun zaman şimdi siyahın ittirmesi de sente. Bu biraz puansal olarak büyük. Eğer beyaz buradan korursa bu nokta iki taraf için de gote. Ama bu taraftan koruduğunda siyah sente alıyor. Bu puan kazandırıyor bayağı siyaha. Ve zıpladık. Şimdi korudu. Yavaş yavaş. Oo. Siyah kesti, beyaz zıpladı. Aynen. Onun yerine mesela siyah buraya oynasa, beyaz bağlasa daha iyi. Ki beyaz yine bağlamayacak. O da direnecek. Yani bu hamleler yine ortada siyaha bir şeyler katma potansiyeli var. Ama bu direkt 0 puan. Ve ortaya beyaz hamle alıyor. AB değişimi beyaza faydalı. Siyah bir bağladık, yukarı çıkıyoruz. Aşağı indik. Uzadı. 3 taşının kafasına basma. Önünü kapatınca bu yine sente. Cevap vermezse buradan dağılıyor. Hatta aynen siyah bunu da koruyacak. Şimdi bu da sente. Ve mesela şöyle bir 8-10 puan atalım cebe. Ya da pip. 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 Ve falan. Bu büyük hamle. Beyaz buraya uzadı. Siyah pip. Bağladık. Bölüyor. Aynen burada da biraz puanlar gidiyor. Yani beyazın biraz fazla pasif. Mesela bu sente böyle korusak kestiği zaman beyaz işte mesela aşağıdan haneyi alırsa beyaz şimdi artık siyah kestiği zaman burada zayıflık var.
Kesemiyor yani siyah. Şimdi dönüp koruyacak, beyaz da koruyacak. Şunu da sentede aldığını varsayalım. Kesemiyor aslında. Rakibin zayıflıklarına odaklanmak lazım. Kendi zayıflıklarını sadece korumaya çalıştığın zaman etkisiz hamleler oluyor sürekli. Pip. Bu pipe çok da direnmenin bir yolu yok sanırım. Yine ama biraz direnilebilir. Yani. Tehlikeli. Beyaz eğer yavaş yavaş artık geriye düşmeye başladığının farkındaysa daha aktif oynaması lazım. Bunu da bağladık. Şimdi bu iki taş da gitti. Burayı döndü, bunu da bağladık. Ya her şeye cevap vermemek lazım. Mesela beyaz geri dönüp kendi sentelerini alsın biraz. Sonra atıyorum koruyacaksa korusun. Hemen cevap verince olmuyor. Siyah bağladı. Beyaz bambu. Yapıştık, aşağı uzadı. Kosumi bölünce burayı yedik. Bu bayağı büyük. Şimdi beyaz aşağı uzadığında siyahın çeşitli senteleri var. Dümdüz yukarı çıkmak sente, kosumi sente, zıplamak sente. Böldüysek eğer bu senteleri kabul ediyoruz ve bunlara da cevap vereceğiz demek atıyorum. Siyah oynadığı zaman artık koruyacaksın burayı. Evet, siyah bir şeyler yapabiliyor. Mesela burayı bölebilir. Ama bu kabul edilebilir bir zayiat olacak. Ama şimdi aşağı inip de siyah oynadığında bu sefer buraya dönüp bunu verince şimdi buraya oynamış olmanın bir anlamı kalmadı. O zaman ilk yapıştığında bağlasaydık. Bu da nispeten okey. Çok da büyük bir kayıp değil. Bu kadar büyük bir kayıp değil. Burada hem siyah daha fazladan puan aldı, hem hala ittirip kesebiliyor. Beyaz grup hala tam yaşamadı. Beyaz atariyi çekip yani tek tek ilerliyor beyaz. Bu hamlelerin hepsini bir kare bir kare ilerliyor. Tehlikeli. Bu sente beyaz grup yaşıyor mu? Sanki yaşamıyor. Böyle yaşadı. O değişik problemmiş. Uzarsak bağladığında bir daha uzayacağız. Ha, bu ölü şekil. Ama bunu alabilir. Böyle ko olabilir. Karışıkmış. Oyunda nasıl oldu? Ha. Tepeden kesmeyip de böyle o zaman da bağladı, bağladık bu sente. Aynen kolay değilmiş öldürmek. Bakalım. Beyaz bunu oynadı, kestik. Atari
Aşağıdan ateri yedik, kestik. Kesemiyor musun ya? Böyle falan sıkıntılar. Yani böyle neredeyse bağlandı. Yani işte biraz direnmek lazım. Şimdi bunun önünü kapatırsak, siyah keserse atarıyı ve bağladık. Siyah buradan çıkabiliyor mu? Bittirdi bir daha atarıyı. Şimdi aşağıdaki dört taşı alma tehdidi. Mesela bir şekilde direnmesi lazım. Beyaz neredeyse yaşıyor. Bu hamlesi de sente, bu hamlesi de sente. Mesela ittirdiğinde dönüp burayı alsın. Siyah gözü bozarsa double terisi falan var. Doğru yolu tam şu an bulamıyorum ama yani beyaz her söylenene en pasif cevabı veriyor sürekli. Oho. Geri çektik. Mesela şöyle şeyler. Şey çıkmıyor galiba. Yani arkadan atayım. Bu sente mi? Sente değil galiba. Şu an bir şey yapabiliyorum. Beyaz atarıyı bağladık. Ha, dönünce arkadan. Yine burada kesilmeyi koruduk. Mesela atarı çekince direkt yerse beyaz, siyah da direkt yediğinde beyazın şimdi bağlamasına gerek var mı? Buraya oynadığında yaşıyor beyaz. Başka bir yere oynayabilir. Burası 0 puan. Mesela nereye oynayabilir? Pip. Ve atıyorum buradan 3, 4, 5 puan. Ya da çeşitli 3-5 puanlık oyun sonları mevcut. Kaç puanla bitti acaba bu oyun? Kesildi. Hayda, beyaz hiç takmıyor. Öldü mü orada? Ne aynı? Kesilince oynaması lazım artık. Mesela böyle. O zaman da ama burası kesiliyor. O zaman bu hamle sente. Bunu bağlayacağız. Kestiğinde de yaşayacağız. Şu an tahmini deyince yani siyah yine de önde. Bu oyuna bir baştan şöylece buralara kadar pro oyunu. Sağ üstteki Joseki sebebiyle 2000'lerin başında oynanmış bir pro oyunu. Burada dedik ki beyaz biraz daha yakın oynayabilir. Beyazın biraz daha yakın oynaması siyah gruba olan stresi arttırıyor. Bu biraz rahatlatıyor siyahı. Bu değişim ise aynen felaket. Bu değişimi yapmıyoruz. Beyaz zıplayacaksa o değişimi yapmaya gerek yok. İleride daha güzellerini yapabilir. Atıyorum bunu oynayabilir. Bunu oynayabilir. Bu arkadaki beyaz taşı direkt bitiren bir değişim.
Çok büyük nokta, dördüncü sıradan alan artı Siyah'ın iki taşını bayağı ciddi kavuruyoruz. Siyah'ın oynaması sente. Biraz etkisiz dedik bu hamleye. AB değişimi siyaha faydalı. Şimdi bir tehdit yaparken mesela bunu oynayacağım, siyah da bunu oynayacak. Bu eğer beyaz için karlı bir değişimse siyah o zaman bunu yapmak istemeyecek. Daha iyisini arayacak. O zaman beyazın da siyah için en iyisini araması lazım. Bir de bu şekil yani bu pip beyaza ne katıyor tam olarak? Mesela siyah bağlasa bile aslında AB değişimi yine siyah için daha iyi. Çünkü bu zayıflığı beyaz başka yerden de kullanabilirdi. Bu taraftan da kullanabilir. Bu taraftan olsa daha etkili. Şimdi buradan kesme tehdidi var. Yani hemen yapsın diye demiyorum ama kullanacağı zaman o taraftan daha etkili olacak. Atıyorum şimdilik. Devam etsin bölmeye. Siyaha burada fazladan bir taş vermeye gerek yok. Beyazın burada bir taş alması için. Beyazın bu taşa ihtiyacı yok. Bu koruma direkt koruyabiliriz. Koruyacaksa. Veya daha aktif. Mesela böyle koruyalım. Nasıl böyle koruyalım? Keserim diyor siyahın hamlesi taşlarını. Siyah bağlanırsa mesela böyle koruyalım. Hatta korundu bile galiba. Şu an T2 yapsa beyaz. Siyah kesip nasıl yapacak? Ağır baya. Ama tamam bir hamle daha yapsın beyaz. Mesela ne yapsın? Böyle yapsın. Şimdi kolay değil. İki taşı çıkaramaz ya orada. Daha aktif koruma yolları bulmak lazım. Burada alanını biraz fazla kolaylaştırdı diyebiliriz. Mesela bu oynayacak bir şey bulamıyorsak, atıyorum güzel hamle yoksa o zaman oynamasak da olur. Mesela başka yere. Tenuki. Neden? Çünkü ileride en kötü ko tehdidi olarak kullanırsın. Ya da ne olacağı belli olmaz. Kesinleştirmeye gerek yok. Özellikle de beyaz için bir şey katmıyorken. AB değişimi, evet. A 0 puan. B kaç puan bilmiyoruz ama tahtanın en boş yerinde duruyor. Biraz daha etkili. 3 taşın kafasına basmak. Önemli şekil. Siyahın bayağı elini kolunu bağlıyor. Şu an mesela kesemiyor dedik siyah. Çünkü arkada tehdit var. Şimdi garip şeylere girsin mi siyah? Ha, olmuyor. Bir atari daha var. Ve son olarak da buradan bahsettik. Beyaz aşağı iniyorsa eğer siyahın bu sentelerine cevap vermeyi kabul ediyor demek. Cevap vermeyecekse o zaman aynen, hiç oynamasın. Mesela direkt beyaz buraya oynasa ve siyah kesse şimdi uzacak mı beyaz aşağı? Beyaz aşağı uzamış ve siyah bunu almış gibi oldu. Hiç cevap vermesek daha iyi. En azından bu değişimi yapmamış oluyoruz. Sadece tek taşı almış oluyoruz ya. Ve sonrası oyun sonu ve oyun sonunda kaçan ve ölen bir grup. Evet, bu da böyle bir oyunumuz arkadaşlar. Var mı sormak istediğiniz, kafanıza takılan bir kısmı acaba?
Ben de çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.